Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. İkinci yarıya Başakşehir'i sahasında 5-1 yenerek başladık. Atakaş Hatayspor yarın da Allah nasip ederse Fenerbahçe'yi burada galip gelerek uğurlayacaktır. Aynı zamanda sizlere kalecimizin transferiyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Ekrem Kılıçarslan, Eskişehir'in kalecisi Ekrem Kılıçarslan'ı transfer ettik. Az sonra arkadaşlarımız bununla ilgili de açıklama yapacak. Tabii gündemde olan Bopenza ile ilgili kısaca açıklama yapmak isterim. Onursal Başkanımız Başakşehir maçından sonra 10 milyon euroluk bir teklifle gelene futbolcumuzu vereceğimizi söyledi. Onursal Başkanımız Lütfü Savaş'ın, kulüp başkanımız Nihat Taze Aslan'ın ve basın sözcüsü olarak şahsımın dışında açıklamalara itibar etmeyin arkadaşlar. Atakaş Hatayspor kurumsal bir kimliği olan bir kulüptür. Bu tür gelişmeler olduğu anda kulübümüzden resmi açıklama yapılacaktır. Türkiye'den ve dünyadan çeşitli kulüpler Bopenza'ya talip. Bugün de netleşir. Gönlümüzden geçen rakamı Lütfü Başkanımız açıklamıştı. Bu rakama ulaşılırsa veririz, ulaşılmazsa Bopenza Atakaş Hatayspor'da gollerine ve yoluna devam eder. Bu konuda yarınki maçta da Bopenza'dan goller bekliyoruz. Atakaş Hatayspor burada yine kendine yakışır bir kalitede oyun oynayıp Fenerbahçe'yi de buradan inşallah Hatayspor'un galibiyetiyle göndereceğiz. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Bopenza'ya en son Dinamo Kiev'den bir teklif geldi. Biz oradan da 10 milyon euro ve oradan bir futbolcu istedik. Galatasaray'dan teklif var, Başakşehir'den teklif var. Bunlarla alakalı tabii görüşmeler yapılıyor. Resmi olarak açıklama yapmamız için bunun gerçekleşmesi lazım. Dolayısıyla Türkiye'den ve dünyadan futbolcumuza çok ciddi manada ilgi ve talep var. Bunlarla ilgili görüşmeler neticelenirse sizlere açıklama yaparız. Neticelenmezse Aron Atakaş Hatayspor'da yoluna devam edecektir. Teşekkür ederiz. Bugün belki bir inşallah bir müjdeli açıklama yapabilirdik ama şu ana kadar yetişmedi. İnşallah yetiştirmeye çalıştığımız bir sol bek var. Onu da bugün yapabilirsek, yetiştirebilirsek Atakaş Hatayspor'a kazandıracağız. Biliyorsunuz kamerayla, Muhammed'le ve en son kalecimizle bir transfer sezonunu bitirmiş olduk. Bir sol bek beklentimiz var. Biraz önce görüştüm. Şu an oyuncu İstanbul'da ama resmi olarak bütün işlemler yetişirse, biterse kulübümüze kazandıracağız. Yetişmezse artık bu seneki transfer sezonumuzu da bu şekilde bitirmiş oluyoruz.